Türk sinemasının taçsız kralı Ayhan Işık. O, karizması ve beyefendi duruşuyla tanınan bir yıldızdı. Türk sinemasında derin izler bırakan Ayhan Işık, milyonlarca hayranının kalbine taht kurmuştu. Hadi birlikte kariyerine ve hayatına bir göz atalım. Sanatçı, 1929'da 5 Mayıs sabahı İzmir'in Karataş semtinde 6 çocuklu Selanik göçmeni bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelir. Tarihi bir Rum evinde büyür. Genç yaşta İstanbul'a taşınan Işık, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin resim bölümünden mezun olur. Bir süre Bab-ı Ali'de ressam olarak çalışır. Ayhan Işık'ın sinema dünyasına adım atışı, 1952'de Yıldız Dergisi'nin düzenlediği artist yarışmasını kazanmasıyla olur. Kariyeri hızla ilerler ve Türk sinemasının en gözde oyuncularından biri haline gelir. Videomuz devam ediyor. Daha fazla portre ve hikaye için abone olabilirsiniz. Aynı yarışmada kadınların birincisi ise Belgin Doruk olur. Ayhan Işık'ın kariyerindeki en büyük dönüm noktalarından biri, 1952 yılında çekilen Lütfiye Kadın yönettiği Kanun Namına filmidir. Bu filmdeki performansı ile Türk sinemasının en önemli jönlerinden biri haline gelir. Küçük Hanımefendi serisi de onun halkın gönlünde taht kurmasını sağlar. 60'ların en büyük sinema yıldızlarından biri olan Ayhan Işık, beyaz perdede romantik ve güçlü karakterleri canlandırarak geniş bir hayran kitlesine ulaşır. Kariyeri boyunca birçok ödül kazanır ve bir ikon haline gelir. Ayhan Işık, 1956 yılında Gülşen Işık ile evlenir ve bu evlilikten kızı Serap dünyaya gelir. Aile yaşamında daima nazik, dikkatli ve sevgi dolu bir eş ve baba olarak bilinir. Ayhan Işık'ın yakın çevresinde Türk sinemasının bir diğer önemli ismi Sadri Alışık yer alır. İkili hem beyaz perdede hem de gerçek hayatta yakın dostluk kurar. Bu dostlukları Türk sinema dünyasının en bilinen ve takdir edilen arkadaşlıklarından biri olur. Bir dönem Amerika'ya gitmeye karar verir ve orada sinema alanında şansını denemek ister. Ancak Amerika'da beklediği başarıyı yakalayamaz ve Türkiye'ye geri döner. Tüm zorluklara rağmen sinema sevgisi hiç sönmez ve çalışmalarına devam eder. 1979 yılında henüz 50 yaşındayken geçirdiği ani bir beyin kanaması sonucu yaşamını yitirir. Ölümü Türk sinema dünyasında ve halk arasında büyük bir üzüntü yaratır. O, geride birçok başarılı film ve unutulmaz anılar bırakır.